Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Birleşik Devletler önümüzdeki cumartesi günü, Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en kanlı terör saldırısı olan ve Amerika'nın Afganistan ve Irak işgalleri de dahil olmak üzere 20 yıl süren terörle mücadele, politikalarının gerekçesi olarak gösterilen 11 Eylül 2001 terör saldırılarının 20. yıl dönümünü kutlayacak. Saldırıları kimin yaptığı ve kimlerden destek alındığı yönündeki iddialar yıllardır kamuoyunda konuşulurken, saldırılara ilişkin bir soruşturmada yer alan eski bir FBI ajan, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2000'lerin ortalarında San Diego'da yaşayan 2-11 Eylül saldırısı faili Nawaf Al-Hazmi ve Khalid Al-Lahdihr'ın, uçak kaçırma öncesi faaliyetlerini araştırmak için kurulan bir FBI istihbarat soruşturması, Operation Encore'da çalışan Gonzalez. Suudi Arabistan'ın saldırılardaki olası rolünün kapsamını ortaya koyan belgelerin gizliliğinin kaldırılmasını isteyen kıdemli ajan, teröristlerin desteklendiğini anlamak için FBI ajan olmanıza gerek yok, dedi. Gonzalez'e göre, şüpheli bir Suudi istihbarat ajan olan Omar Al-Bayoumi, bir Suudi vatandaşı olan Hazmi ve Mihdar'a yardım etti ve Bayoumi'nin sözde Los Angeles'taki bir restoranda sözde tesadüfen onlarla karşılaşıp onları oraya taşınmaya çağırdı. Eski ajan, Bayoumi'nin adamların bir daire bulmasına ve bir banka hesabı açmasına yardım ettiğini ve gelecekteki hava korsanlarının yakındaki bir uçuş okulunda uçak uçurmak için eğitim almaya başladığını iddia ediyor. Şimdi 11 Eylül aileleriyle çalışan bir başka eski FBI ajan olan Ken Williams, 11 Eylül'e kadar uzanan bir notta üstlerine Arizona'da uçuş dersleri alan potansiyel teröristler hakkında uyardı. Williams, kanıt orada. Onu gördüm. Ancak koruyucu düzen nedeniyle ayrıntılara giremiyorum, dedi. Ki eski ajan, Encore operasyonunun kayıtlarının yayınlanmasına izin verilirse, Amerikalıların 11 Eylül olayları hakkındaki anlayışının değişeceği konusunda ısrarcı açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan, 11 Eylül saldırılarıyla herhangi bir ilgisi olmadığını açıkça ifade etti ve Bayoumi'nin, Hazmi ve Mihdar'la tesadüfen tanıştığını ve onlara muhtaç Müslümanlar olarak yardım ettiğini iddia etti. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız, esenlikle kalın.